Günaydın arkadaşlar. Şimdi uyandım, kahvaltımı yaptım hostelden. Şimdi hosteldekilerle birlikte Üsküp'ün içerisinde gezmeye gidiyoruz. Bakalım nereleri gezeceğiz. Şimdi size her tarafı göstereceğim. Bakalım taksileri böyle arkadaşlar. Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Çok fazla heykel var arkadaşlar. Neredeyse hemen hemen her yerde heykel var. Şu an tam sayısını bilmiyorum ama zaten ekrana yazarım onu büyük ihtimal. Heykeller ülkesi denilebilir. Bak şurada da bir tane atlı abi var. Hatta bak şurada da bir tane atlı abi var. Sağ solu atlı abiler kaplamış bak. Bak pehlivanıma bak. Böyle iki katlı otobüsler var arkadaşlar. Normal belediye otobüsleri gibi bunlar. İki katlı otobüsleri. Bak şurada da bir tane atlı abi var. Bir tarafta kale var. Her yerde heykel var arkadaşlar ama güzel heykeller yani. Öyle boş heykeller değil. Bak burada bir tane aslan heykeli var. Ya böyle sanki Sovyetler Birliği'ndeymişsiniz gibi görünüyor. Bizim o bilgisayar oyunlarında oynadığımız gibi. Baksana abi ya, kocaman aslan yapmışlar ya. Burası da kale arkadaşlar. Galiba kaleye gidiyoruz. Arkadaşlar Üsküp kesinlikle gezilmesi gereken bir yer. Eğer böyle nostalji yerleri seviyorsanız tam size göre. Bu arada bayağı da yeşillik her taraf. Arkadaşlar şu stadyummuş. Burası Amerikan konsolosluğuymuş. Burası da Üsküp manzarası. Burası da Üsküp manzarası. Yüksek bir yere çıktık. Etrafı izliyoruz. Bayağı da büyük binalardır. Dede akıyor. Tam olarak ne bilmiyorum ama bizim gezdiğimiz taksi de bu arkadaşlar. Bu da benim kankim. Bakalım şimdi geziyoruz buraları. I love cats. You love cats? Yes. Bunlar da arkadaşlar. See you later. Şimdi arkadaşlar Kopenin kalesindeyiz. Böyle yerler var. Şu abi bizi getiren abi. Taksi şoförü. Bu da benim kankim. Tam tepeye yapmışlar. Aynı bizim oradaki kalelere benziyor ama bu kale daha güzel korunmuş bence. Türkiye'de hemen hemen bu kadar güzel korunmuş kale ben görmediğim gibi bir şey. Yandan gittiğim yerlerde görmedim. Tam da manzarası da güzel. Buranın mimarisi çok güzel arkadaşlar ya. Zaten bir Sovyet mimarisini andırıyor. O yüzden çok güzel görünüyor. Abi çok efsane görünüyor ya. O oynadığımız bilgisayar oyunlarındaki gibi aynı. Buraya gelirseniz mutlaka buraya gezin arkadaşlar. Burası çok güzel. Eğer Skopje'ye gelirseniz mutlaka buraya gezin. Şu anda kaledeyiz. En tepeden görünüyor zaten kuş bakışı. Çok büyük bir yer değil ama oldukça güzel bir yer. Bence gezin yani. Hatta bak şurada da bir tane heykel var. Heykel her yerde ya. Yememiş içmemiş heykel yapmışlar. Kale de bayağı büyük. Şu karşıya kadar gidiyormuş. Şurası Yugoslavya'dan kalmış arkadaşlar. Oranın nesi bilmiyorum ama abi çok güzel ya yani. Benim gibi böyle eski mimarileri seviyorsanız, eski şeyleri seviyorsanız burası tam sizin görebileceğiniz bir yer. Oldukça da uygun. Taksi fiyatları biraz pahalı ama onun dışında gideceğin her yer çok ucuz. Evet arkadaşlar, kale gezimiz şimdilik bitti. Bir sonraki durağa gidiyoruz. İnanın bir sonraki durak ne onu ben de bilmiyorum. Yani bir liste hazırladılar gidiyoruz ama bana da sürpriz yani. Bakalım bir sonraki durak ne olacak. Sağ olsunlar gezdiriyorlar bayağı. Arkadaşlar Üsküp'ün hemen hemen her yerinde bu tarz binalar görebiliyorsunuz. Gerçi bunların kendi binaları da hemen hemen buna benzer binalar. Gördüğünüz gibi böyle. Yani müstakil tarzında hep bahçeli evleri var. Etraf oldukça temiz. Yerler falan tertemiz görünüyor. Ve öğrendiğim kadarıyla çok güvenli bir yermiş. Taksilerin arkadaşlar bu arada görmüşken söyleyeyim. Önleri, ön kaput ve arka bagaj kapakları hep sarı oluyor. Onun dışında marketleri böyleymiş. Marketlere daha girme fırsatım olmadı. Muhtemelen yarın girmeye çalışırım ya da girebilsem bugün de girerim. Karşıda Halkbank var arkadaşlar, görüyorsunuz. Sanırım Halkbank'ın burada bir şeyleri var ama bizim oradaki Halkbank'la pek alakası yok galiba bunun. Burası da bir AVM'ymiş sanırım. Şu an bir yere hoş geldiniz diyor ama nereye hoş geldiniz diyor tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir araba tamircisi görüyorsunuz. Evet, şöyle bir camimiz de mevcut. Sanayi gibi bir şey burası herhalde ya. Çok sanayi şeyleri var. Dükkanlar çok var burada. Ya bak ne geliyor.
kedilerini bundan alıp burada mı yaşasam, ne yapsın? Abi şuna baksana ya, her binanın böyle büyük büyük binalar var arkadaşlar. Her binanın önü böyle kocaman yeşillik boş alan yani. Al böyle çoluğun çocuğun gitsin aşağıda oynasın ya. Binalar çok eski tabii. Böyle şeylere benziyor, Sovyet Birliği binalarına benziyor ama baksana. Araları, sağları, solları yemyeşil ya. Ya bu konuda mükemmel, bayıldım resmen yani. Şu binalardan birinde böyle bir ay yaşamak isterdim. Bir de şehrin merkezi yani burası arkadaşlar. Böyle betona gömmemişler bütün parayı bizimkiler gibi. Bu arada arkadaşlar buranın eczane işareti bu şekilde. Böyle bir işaret görüyorsanız orası eczanedir. Şimdi bir de gelecekmiş arkadaşlar. Herhalde onu veterinere mi götürecekmişiz de birine yardım edecekmişiz ama tam bilmiyorum. Ondan sonra bit pazarına gideceğiz. Anladım o yani, bilmiyorum. Belki de yanlış anlamışımız. Ben köpek sandım. Herhalde ki köpek olamaz. Neyse bakalım. Bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Veteriner yerine hastaneye de gidiyoruz olabilir. Emin değilim. Dog got one guy. Yani bir köpek gördüm. Now he says that he's gonna teach the dog. Neyse şu abi de çocuğunu aldık. Şimdi bizi herhalde bit pazarına indirecekler. Şu tepede bir şey var arkadaşlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Bayağı da büyük bir şey görünüyor ya. Ne acaba? Şimdi trafiğe gideceğiz, birazdan sorarım onun ne olduğunu. Şimdi sordum arkadaşlar, çeviriden bakalım. Bunlardan biri dönen ve bitmeyen restoran, diğeri ise Holy Cross. Holy Cross? Aya. Aya. Çayır. Çayır. Neyse, hemen hemen öğrenmiş olduk ya. Henüz bitmemişler ama. Bir tanesi de döner restoranmış. Nasıl dönüyorsa. Baya büyük bir şey ama. Hiç oraya şimdilik gitmeyeceğiz. Belki bir 5-10 sene sonra. Şurada bir pazar var arkadaşlar. Burası da bir toptancıların olduğu yere benziyor. Hani bizim gıda çarşısı gibi. Burada ineceğiz galiba. Şimdi arkadaşlar bit pazarına geldik. Ama muhtemelen burayı çekemem. Yani kameraya izin vermiyorlarmış herhalde. Çekebilirsem çekerim. Evet arkadaşlar, bunların meyve pazarı bu. Bir pazarı. Vigo. Arkadaşlar bunların pazarı yani bizim orayla hiç alakası yok denilebilir ya. Ne ararsam var. Ayrıyeten ucu bucağı yok gibi yani. Annem burada olsa kesin bayılır. Ama hiçbir şey almadan çıkardı muhtemelen. Baksanıza ya, ne kadar büyük. Yani şunlar sucuk herhalde. Olives bro, you got olives. Efsane pazar ya, burası var ya. Şekerleme, mekerleme, baharat. Ne arasan var burada ya. Yani bence buraya da gelmelisiniz ya. Buraya kadar gelmişken bir pazarda görün. Bizim olan pazarıyla burayı kıyaslayın en azından. Yazık ya, adamlar da benim için hosteli kapattılar, geldiler benimle beraber geziyorlar ya. Ulan adamın dibisiniz ya. Yemin ediyorum arkadaşıma desem dükkanı kapat gel, gelmezler ya. O yüzden kesinlikle arkadaşlar, eğer kalacaksanız bu hostelde kalabilirsiniz. Ben çok memnunum. İlk hostel deneyimim olmasına rağmen sağ olsunlar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar yani. Sen kendi evinde kalıyormuşum gibi ya. Hatta kendi evimde kalsam kesin annem bana bu kadar hizmet etmez, üstüne bir de fırça atardı. Arkadaşlar elektronik çarşısı gibi bir yere geldik. Bak burası işte tam benlik. Burası tam benlik işte ya, 10 numara. Nereye gidiyoruz koçum? Okey. Takip et beni diyor aslanım. Edelim bakalım. Burası da bundan elektronik çarşısı sanırım. 120'den
Ne ay yemekleri 120 tane diyor, kaç para olduğunu bilmiyorum. Buralar tabii tek başına gezmek lazım, böyle peş peşe gezince. İbnenin evladı senin. 250 yaşında adama davrandığına bakar mısın? O yüzden böyle tek başına geleceksin, yavaş yavaş geze geze. Bakacağım. Şimdi adamları bekleyeyim ben bakayım falan da diyemiyorsun. Adamların vakitlerinden çalıyorum çünkü. Onun için hiç gerek yok. Zaten bir 8-9 gün sonra geleceğim, eğer vaktim olursa tek başıma buraya gezmeyi düşünebilirim. Rumanlar falan var. Koşuyoruz nedense. Guys, we are entering into the old bazaar. Evet arkadaşlar, şu anda bit pazarına gidiyoruz. Bizim oranın bit pazarı. Old bazaar. Bunların bit pazarı old bazaar. Az önceki pazardı. Ben söyledim dedim, bizim orada bit pazarı eskici pazarı oluyor. Onlar da farklı bir şeymiş galiba. Şimdi oraya gidiyoruz. Amcam canla başla çalışıyor. Burası bizim aynı Kemeraltı'na benziyor şu an. Kemeraltı'nın sokaklarına benziyor. Kuyumcular falan filan var işte. Kahveler var, lokantalar var. Var da var. Yemeğim geldi arkadaşlar. Böyle içinde sucuk, kaşar peyniri var. Bildiğin tost ya. Bizim Ayvalık tostuna benziyor. Ve şu an şu gördüğünüz tabak, yanılmıyorsam 125 TL. Ama kola yokmuş. Bu hesap 4 seri tuttu arkadaşlar. 200, 100, 150. Şu şekilde verdik. TL karşılığı ne yapıyor birazdan onu da söylerim size. Okey değil mi? 4 seri. Doğru mu? Doğru değil mi? Tabii. Arkadaşlar buraya işte bir o yemeği artı üstüne bir de 2 tane alkolü toplamda 273 TL. Toplam 273 TL'ye bunları yedik. Türkiye'ye göre çok çok iyi. Yani Türkiye'de sadece o alkolleri zaten o fiyata içersiniz herhalde. Bak bu da kedi. This is cat. Makedon cat. Anan nasıl moruk? Anan nasıl? Ananın gözlerinden öperim. Ablasını ısırdığımın çocuğu. Brat ne mesafe? Don't like you. That we loved each other. Where is it? Ooh. Where is it? Maybe it's this one. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar, yürüyerek hostelimize doğru gideceğiz. Şu an bir yere bakıyoruz ama neye bakıyoruz? Yemek çok güzeldi ya. Aynı bizim Ayvalık tostuna benziyordu. Biraz daha hafifti. Ama gerçekten çok güzeldi. Bayağı bir beğendim yani. Ne yapıyoruz oğlum biz? Neyse. Enteresan şeyler görürsem çekmeye devam edelim. Bizim öküz heykeli orada boş kalmış. Buradan yaklaşık bir 20 dakika uzaklıktaymış bizim hostel. Yürür müyüz dedi. Ben de yürürüz dedim canım, ne olacak. Şimdi arkadaşlar arkamda kalan yer Müslüman mahallesiymiş. Daha sonra Müslüman dükkanlarıymış. Buradan sonrası da Hristiyanların olduğu yermiş. Sanırım. Öyle anladım. Siz yine de bana güvenmeyin. Benim İngilizce biraz sıfır. Anladığım kadarını anlatıyorum yani. Ben olsam bana güvenmem, öyle söyleyeyim. Burada da restoranlar falan varmış arkadaşlar. Şurada merkez yazmış kocaman. Burada büyük bir restoranmış. Ha. Burada ızgara yapıyorlarmış herhalde. Welcome sir. Wanna go down there? Wanna go there? Şu an gidiyoruz hala. Acaba burada yemek yesek mi diye düşünüyorum da. Yemek yersek bayağı bir para bayılır mıyız emin değilim. Ben eski bir bit pazar arıyordum şu anda da. Normalde hiç lokantalardan haz etmem. Neyse. Bakalım. Lokantada süs fiyatlar olduğu için yemekler var. Siz karar verin. Uygun bir yerde yiyelim. Here a Turkish restaurant. Chance thing where should have stopped in that square.
Adamlar o kadar geziyor benimle beraber. Bari dedim arkadaşlara bir yemek ısmarlayayım alayım. O kadar da insanlık yapalım ya. Ne kadar vereceğim emin değilim ama bakalım. Muhtemelen kaldığım hostelden daha yüksek bir fiyat vereceğim ama. Neyse bakalım bir yemek yiyelim. Bu arada bir pazarını bulamadık. Eskici pazarına götüreceklerini sandım beni ama olmadı. Neyse. Çok da severim eskici pazarını ama şimdi söylemeyeyim. Boşa sabahtan beri geziyor zaten. Ben de yoruldum, onlar da yoruldu. O yüzden bir yerde karnımızı doyurup yavaş yavaş gidelim. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Bir şey üniversitesi yazıyor ama burası üniversite galiba. Şurada yine bir heykelimiz var gördüğünüz gibi. Binanın camlarında da heykelciklerimiz var bir sürü. Heykel şehri abi ya. Burada da artık cami mi ne bu tam bilmiyorum ama. Bir şey var burada da. Hürrem. Tuhaf yerler ya ama güzel yerler. Bence bir Avrupa'ya gitmektense bir buraya gelip bir tur atın ya. Burası çok güzel. Yani hiç yurt dışına çıkmadıysanız zaten tam sizin için. Hiç dil bilmiyorsanız yine sizin için. Yani ben sıfır İngilizce ile bu kadar anlaşabiliyorsam siz de anlaşırsınız ya. Oo. Abi bu ne lan? Çok çok büyük arkadaşlar. Çok büyük ve çok güzel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar arkamda kocaman bir heykel var. Efsane ya. Aşırı heybetli duruyor. Etrafında da şöyle kilise var sanırım. Ha kale buradaymış da bizim kalenin üstü de burasıymış. Şimdi arkadaşlar şuradaki devasa heykeli ve devasa binayı gördükten sonra şu bina niye yıkılmış lan? Neyse. Şurada da hamile kadın. Bu abimiz de resim çizip satıyor. Abi orada heykel var. Abi burada var. Bu güzelmiş. Şu bina nedir? Şurası müzeymiş. Şurada da konser varmış. Belki akşam konsere geliriz. Belli olmaz. Evet. Bu gece jazz partisi. Yes. You like jazz? Oh, maybe. It's okay. Okay, okay. Okay, bro. This is Kirill and Metodi. They make the new Macedonian alphabet. Ah. So it's simpler. And this is Alexander the Great Father. And over there, Alexander. Philip and Arthur. Father and son. Abi resmen. Bak şurada da var ya. Bu aslan. Aslan takıntıları da var anladığım kadarıyla ya. Kanatlı şeyler ve aslanları seviyor. At. Özellikle atlara da bayılıyorlar. At avrat silah değil arkadaşlar burada. At, aslan, bir de kadın. Bunların heykellerini yapmışlar. Ya güzel de heykeller ne bileyim böyle estetik duruyor yani. Boyamamışlar. Bizim oradaki heykeller gibi değil. Çok fazla heykel vardı burada. Bir video izlemiştim. Oradan biliyorum. Bayağı bir heykel var burada ama hani buraya gelip bu kadarını görmek insana tuhaf geliyor. Bildiğin heykel şehri ya. Şu anda gayet güzel geçiyor. Heykel. Orada da heykel. Burada da heykel. Aha. Şurada da heykel. Haydi be. Haydi baba. Köprü. Taş köprü dedikleri bu mu ya acaba? Şu an ben taş köprü dedikleri yerden geçiyor olabilirim arkadaşlar emin değilim. Şu ileride de bir aslan var. Güzel bir dere akıyor buradan ha. Hop. Yine bir atlı abimiz. Burası tam olarak ne bilmiyorum. What is this bro? Karpoş Osmanlılar tarafından burada elendi. Ha. Killed. Macedonia Center. Makedonya merkezi burasıymış arkadaşlar. Şurada da yine heykelcikler var. Çok fazla heykel ya. Çok fazla bir şeyler var. Bir şeyler var.
Ya biz de ne yapalım işte böyle aslan abilerimiz de böyle aslan kardeşlerimiz de işte böyle takılıyoruz buralarda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası acayip bir yer. Burada istediğiniz kadar heykel var. Daha çok istemediğiniz kadar heykel var. Şu an gördüğünüz mekan Üsküp'ün merkezi galiba. Galiba diyor çünkü bilmiyorum. Ama efsane heykeller var. Şuraya bak. Ya şu an nereye baksam heykel görüyorum ve nereye baksam da şaşırıyorum öyle söyleyeyim. Bak böyle abilerimiz canlı müzik yapıyorlar burada. Güzel de söylüyor. Abi binalar çok güzel bunlar ya. Tatar ya. Ya bu arada hiç böyle turistik yapılmamış gibi ya. Sanki böyle hani bu yapılan şeyler resmen turistlere yapılmış gibi görünüyor ama sanki böyle kendilerini yapmışlar gibi ya. O kadar kalabalık bir turist şeyi görmedim. Belki sezonda değilim tam bilmiyorum ama. Hani öyle bir havaları da yok. Ha, turiste geçiriyorlar mı? Ya dünkü taksici bana biraz geçirdiği için geçiriyorlar diyebilirim. Ama olur ya. Taksiciler nerede geçirmiyor ki? Bizim orada da geçiriyor. Her yerde geçiriyor yani. Zaten taksicilerin ikinci ilk görevi birini bir yerden bir yere götürmek, ikinci görevi de oraya götürürken geçirmek. Yapacak bir şey yok. Dünyanın her yerinde böyle. Şimdi karşıdan karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Kırmızı yandı. Run! En son isteyeceğim şey buralarda ezilmek. Sorry. What? Rahibe Teresa'nın evi. Ha. Yeah. Hangisi? Şu büyük, big. Ha. Small one. Arkadaşlar Rahibe Teresa'yı buldum. Evet gördüğünüz gibi şurası Rahibe Teresa'nın evi. Miş. Şurası ne bilmiyorum. Şu büyük olandan emin değilim. Ama şu küçük Rahibe Teresa'nın eviymiş. Bro. Neyse. Ya şurada ATM'den aslında bir para çekmeyi denesem süper olacaktı ya. Hani benim kart yurt dışında para çekiyorum onu denemek istiyorum ama. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şurada da şöyle kaslı kaslı büyük abilerimiz var. Tam olarak ne yapıyorlar bilmiyorum. Burası Rahibe Teresa'nın eviymiş arkadaşlar. Herhalde ki bu doğrudur emin değilim. Neyse. Acıktım ya. Çok büyük değil aslında arkadaşlar. Bu şehri tamamen gezmek herhalde bir 2 saati bulur ya tamamen gezmek. 2 saatte burayı cillop gibi gezersiniz. Ama şöyle hayran hayran bakarsanız 2 saat süzerseniz bu 3-4 saati bulabilir. Çünkü gerçekten her heykel, her yapıt 3-5 saat böyle izlenmeye muhtaç. Şuna bak yani şu ayrıntılara bak. Adamlar dehşet yapmışlar ya. Bu işi acayip biliyorlar ya. Şöyle bir telefon kulübesi var arkadaşlar. Zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Lokantanın girişini adamlar böyle yapmış. Aa boğa heykeli. This is New York. Ha? New York. Yeah, New York. Arkadaşlar New York'a geldik. New York and stay here. The little girl. Welcome to New York. My photo. I want to coffee shop. Okay. Ha, you take, you take. Take your stuff. Ha, dur. Wait. No problem. Okay. Ha. Okay. Alright. You wanna sit on top? Aman bu boy yürüdü. This is Biden. Ha? Bull Biden. Ha, bull buy. Satın almışlar bu ay şerefsizler ya. Şu an neredeyiz arkadaşlar bilmiyorum. Kahve varmış galiba burada. Kahve içeceğiz sanırım. Ben şundan söyledim arkadaşlar. Bu pizza gibi bir şeymiş.
Ondan söyledim. 210 yazıyor. 210 ne kadar yapıyor bilmiyorum. Şunlar var. Fiyat listesi ortalama böyle bir şey. Bayağı da sayfası varmış ya. Arkadaşlar bu benim söylediğim yemek 210 yani yaklaşık 127 Türk lirasına denk geliyor. Gayet uygun. Yani gelen yemeği tam olarak bilmiyorum ne ama. Yani 120 lira Türkiye'de ne yiyebilirsin ki? O yüzden şimdi geldiği zaman bakacağız. Fiyatlar nasıl? Ne yedik? Hepsini birazdan size göstereceğim. Arkadaşlar akşam burada anarşistlerin toplandığı bir parti varmış. Oraya gidelim mi dedim bu arkadaş da. Akşam saat 8'deymiş. Oraya gideceğim 8'de 9-10 gibi eve gelirim. Dinlenecek vaktim olmaz. Yarın sabah da yolculuğumuz var biliyorsun. Bir sonraki ülkeye gideceğiz. O yüzden gitmek istemiyorum ama akşam yine belki kararımı değiştir gidebilirim. Ama muhtemelen gitmem. Evet dünkü yapılan dövme arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor aslında ya. Very good good. Dövmeci arkadaş. Dövme ister misin diye sordu az önce de. Dedim çocukluğumdan beri dövme istemiyorum. Ben yemek yiyorum onlar kendilerine alkol söylediler. Yemek yemiyorlarmış anlamadım. Cheers. Cheers. Nice to have you. Maşallah. Güzel insanlar ya şimdiye kadar gayet mutluyum arkadaşlar. Yarın buradan ayrılıyorum ama muhtemelen bir daha geri döneceğim buraya.